Arkadaşlar bu soruda birim karelere ayrılmış. Karelerin içerisinde iki tane işte çember çizilmiş. Bu birim karelere ayrıldığından dolayı demek ki bu karelerin bir tanesinin kenarı 1'e 1. O zaman bu çemberin merkezi şurası. İki çemberin birbirine en yakın iki noktası arasındaki uzaklık soruluyor. Dolayısıyla bunun ben içte çemberini çizersem aslında şurada. Şuradan buraya yarı çaplar, buradan buraya yarı çaplar. Demek ki arkadaşlar bu işte çember yarı çapı şurası ne olacak? 1 bölü 2 santimetre olacak. O zaman şu merkezden ve şu merkezden geliyorum. Burası ne oldu? 90 derece. Şurası arkadaşlar şu kısım 1 bölü 2. Şurası zaten 1. Şuraya kalan da yine ne yapacak? 1 bölü 2 olacak. Aynı şekilde şurası 1 bölü 2. Burası 1, 1. Şurası yine ne yapacak? 1 bölü 2 olacak şuradaki parçalar. Merkezleri birleştiriyoruz. İki çemberin birbirine en yakın noktasını da en uzak noktasını bulmak için de merkezleri birleştireceğiz. Şu uzunluk tamamı 2 birim. Şu uzunluğun tamamı 3 birim. Eğer Pisagor teoremi yazarsak şurası ne yapacak? 3'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir. Merkezlerine O1, O2 dersek bunun karesi. Dolayısıyla merkezler arası uzaklık O1, O2 kök 13 olacak demektir. Kök 13. Şuradan buraya kadar arkadaşlar yarıçap 1 bölü 2. Şuradan buraya kadar yarıçap 1 bölü 2. 2 tane 1 bölü 2 de ne yapacak? 1 yapacak. Öyleyse kök 13 eksi 1 olarak ne yapılır? En yakın iki nokta arasındaki uzaklık bulunur. O noktalarda şurasıyla şu nokta, şu aradaki mesafe olmuş oldu. Doğru cevabımız kök 13 eksi 1. Bir sonraki sorumuza bakarsak, yukarıdaki şekilde yere dik durumdaki bir ağacın yere dik, eğer yere dikse bu ne demektir? Bu tarafa doğru gidene de 90 derece, şu tarafa doğru gelene de 90 derece demektir. Saat 13 ve 15.30'da gölgesinin görünümü verilmiştir. 13.30'da ağacın tepe noktasının gölgesi C noktasına 60 derecelik açıyla, saat 15.30'da B noktasına 45 derecelik açıyla düşüyor. Aslında burası 90, 60. O zaman şuradaki açı saat 13'teki durumuna bakarsanız burası ne yapacak? 30 derece olacak demektir. Diğer taraftaki açı ise 90, 45. 45 derecelik açıyla şu yönde gelen de ne yapacak? 45 derecelik açı yapıyor demektir ağaç. 45 derecelik. Rasyonel sayılarla uğraşmayalım. O zaman şu 30'un gördüğüne ben x dersem o zaman 60'ın gördüğü ne yapacak arkadaşlar? X kök 3 olacak. Yani ağacın boyu x kök 3. Buradaki A, B, şuradaki tepe noktası ağacın 45-45-90 üçgeni olduğu için burası da ne yapacak arkadaşlar? X kök 3 olacak. Birisi 30-60-90 üçgeni, birisi de ikizkenar dik üçgen. Öyleyse AC ne oldu arkadaşlar? X oldu. Peki AB ne oldu? AB de şurası arkadaşlar. X kök 3. X kök 3. Hemen güzelleştirme operasyonu. Buradan x'ler şut. 1 bölü kök 3. Cevap şıklarımda 1 bölü kök 3 yok. Paydada rasyonel sayı, irrasyonel sayı olmasını istemiyoruz. Eşleniyle çarparsak kök 3 bölü 3 olarak ne yapar? Bulunur. Klasik bir 30-60-90, 45-45-90 üçgen sorusu. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Her bir katının yüksekliği 3 metre olan bir binaya bir merdiven dayanmış. Merdivenin bir ucu şekil 1'deki gibi A noktasındayken, şuradayken arkadaşlar, diğer ucu 3. kata ulaşmaktadır. Merdivenin A ucu şekil 2'deki gibi 3 metre sağa yanaştırılıp şu tarafa doğru ne yapılmış? 3 metre kaydırılmış. Şunu düşünürseniz şu tarafa doğru 3 metre bu tarafa almışız sağ tarafa doğru. Merdivenin uzunluğu kaç metredir? Merdivenin uzunluğu değişmez zaten. Biz arkadaşlar şuradaki uzunluğa x desek, merdivenin A ucunun buraya olan uzaklığına, her bir kat arası 3 metre olduğuna göre demek ki arkadaşlar şurası ne olacak demektir? 3 kere 3, 9 olacak. O zaman merdivenin uzunluğuna da ben y desem, merdivenin uzunluğu değişmeyecek, yine y. Bu sefer burası ne yapacak arkadaşlar? Yükseklik 3 kere 4, 12 olacak binanın yüksekliği. Buradan da 3 metre sağa kaydığımıza göre burası da ne yapacak? X eksi 3 olacak. Her iki üçgene de Pisagor teoremi yazarsam yukarıdaki üçgenden şundan y kare eşittir arkadaşlar. X kare artı 9'un karesi 81 eşittir.
Buradan yazarsam arkadaşlar y kare eşittir. Aynı şekilde bir daha yazmıyorum. X eksi 3'ün karesi, x eksi 3'ün karesi artı 12'nin karesi, yani 144 diyebiliriz. Buradan işlemi güzelleştirelim. 81 eşittir x kare, birinci ile ikincinin çarpım 2 katı, artı buradan arkadaşlar 3'ün karesi 9 artı 144. Şuradan her iki tarafta ne yaparız biz arkadaşlar? X kareleri şutlarız. X kareleri şutladım. Hürmeten küçükler büyüklerin ayağına gider. Eksi 6x'i bu tarafa alıyorum. Artı 6x olarak geldi. Buradan 81, 144, 9. Bunu da bu tarafa alırsak buradan da 72 kalıyor arkadaşlar. Bu her iki tarafı 6'ya bölersem x eşittir ne çıktı? 12 çıktı. Herhangi bir denklemde getirip x yerine 12 yazarsak, şurada mesela getirip ben x yerine 12 yazsam, 9, 12, 15 ne yapacak? Özel dik üçgenimiz olacak. Demek ki merdivenin uzunluğu arkadaşlar 15 metredir diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Aslında bu bir nevi az önceki çözdüğümüz ağaç sorusu gibi. Yani şuradaki AO ne olmuş oluyor? Bakın OBC ve D noktaları E düzleminin elemanıdır. Aynı düzlemin üzerinde, aynı yüzeyde. AOE düzlemi ne? Dik diyor bakın. AO, şu AO arkadaşlar E düzlemine dik. Yani az önceki sorudaki çam ağacı gibi. O zaman bu dikse arkadaşlar bu tarafa doğru gelen ayrıta ne yapacak şuraya? Dik olacak. Bu sol tarafa doğru gidene ne yapacak? Ona da dik olacak. Sağ tarafa doğru gidene de dik olacak. Üçüne de dik olmuş oldu. Alfa, beta, teta açıları verilmiş bize. Olduğu biliniyor. Aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. O zaman biz bunu şöyle yapabiliriz. Yani bir şuraya iki tane menteşe koyduk. Şöyle şu şekilde. Kapıyı çevirir gibi şuradaki AOC yüzeyini ve şuradaki AOD yüzeyini arkadaşlar buradaki gözüken şu AOD yüzeyini şu tarafa giden şu yüzeyi hepsini aynı hizaya ne yapabilirim ben? Getirebilirim. Aynı hizaya getirirsem şurasını A noktası, şurası O noktası şöyle düşünüyorum. Alfa açısı küçük olduğundan dolayı şu B'yi buraya getirmiş olduk. Sonra beta açım var. Sonra da ne var arkadaşlar? Teta açımız var. Yani şu açı arkadaşlar alfa. Şu açı beta. Şu açı da teta. Üçünü aynı hizaya getirmiş olduk. Kapıyı çevirip aynı kapının üzerine resmini çizdiğimiz gibi düşünebiliriz. Şuraya artık ne C noktası gelecek demektir. Şuraya da ne yapacaktır? D noktası gelecek demektir. Biz buna göre şimdi sıralarsak normalde ne dememiz lazım? Şu içerideki AD küçük olmak zorunda AC'den, o da küçük olmak zorunda AB'den. Şöyle AB diyebiliriz. O zaman buna göre düşünürsem bakın birinci öncülüme bakıyorum. AB küçük, AB büyük, AD diyor. AB AD'den büyük. Demek ki birinci öncülümüz arkadaşlar doğru. İkinci öncülümüze bakarsak AC OD'den büyük diyor. Şu üçgene bakarsam ben şuradaki üçgene. Bu üçgene göre konuşursak bir dik üçgende en büyük açı ne yapacaktır? 90 derecedir. Bu da ne yapacak? En büyük kenarı görecek. O zaman şuradaki OD dik kenar. OD ne olmak zorunda arkadaşlar? AD'den küçük olmak zorunda. AD de arkadaşlar yine AC'den küçük olmak zorunda. Burada bizi AC ilgilendirdiği için. Şuna bakıyorum. OD AC'den küçük. OD AC'den küçük. Demek ki arkadaşlar ikinci öncülümüz de doğru. Yani 1 ve 2'nin olmadıklarını götürmemiz lazım. Buradan baktığımda şu gidiyor. Geriye de diğerleri zaten sağlıyor. OB büyük AD demiş. OB büyük AD. OB şurası arkadaşlar. Şu OB şu AD'den her zaman büyük mü? Kesinlikle diye söylüyor. Yani her zaman büyük olmaz. Öyle bir şartımız yok. Basit olarak şöyle aksine bir örnek vermeye çalışırsak şurası 90 derece. Burası arkadaşlar A, O demiştik. Şurası D olarak çizmiştik. Şurayı da C olarak almıştık. Şurayı da ne olarak aldık? B olarak aldık. Şurası alfa, şurası beta, şurası da neydi? Teta'ydı. Bizim bildiğimiz basit örneklerden
özel dik üçgenden 7, 24. Mesela şuraya ne diyebilirim ben? 25 diyebilirim. Burası 3'ün 4'ün 6 katı 24. 3'ün 6 katı olsun. 18 olması için. Mesela burası 15, 11 olsa 18, 24. O zaman burası ne yapar? 30 olur mesela. E ben şuradaki uzunluğa 1 bile vermiş olsam 18, 19. E burası ne yapacak? 25. Demek ki bu her zaman kesinlikle sağlar diye bir şey ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Buraya artı koymayalım. Buradan o zaman arkadaşlar 1 ile 2'nin doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. 1 ve 2 doğru diyorum. Geçiyorum arkadaşlar soruyu. Bir sonraki soruma bakıyorum. ABCD dikdörtgeni birbirine eş 30 kareden oluşturulmuştur. 30 tane. Birim kare demiyor. Dikkat arkadaşlar. 30 tane kare. CK ve AL doğru parçaları çizilerek kırmızı boyalı bölge elde edilmiştir. Şimdi bu dikdörtgenler olduğu için bunlar birbirine paralel. Şuradaki bakın şu DKC üçgeniyle şuradaki baktığımda ABL üçgeni bunlar arkadaşlar eş üçgenlerdir. Eş üçgenler olduğundan dolayı da bunlar ne olmak zorunda? Şunlar paralel olmak zorunda. Yani bizim buradan şunu diyebiliriz. A, L, C, K. Bu arkadaşlar bir paralel kenardır burası. Kırmızı boyalı bölgenin alanı 48'miş. Şu şekilde şu alan 48 arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar baktığımda ben şurası da bununla aynı. Bakın şuradaki şuraya baktığınızda bu kırmızıyla aynı. Şuraya baktığınızda bu da kırmızıyla aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Öyleyse kaç tane 48'im var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane neyim olması lazım? 48'im olması lazım. 6 çarpı ne diyorum buna? 6 çarpı 48 bu paralel kenarın alanı. Biz bir paralel kenarın alanı nasıl buluyoruz? Şimdi şu bir ayrıtına şu birim kare demeyelim de ayırdığımız karenin bir tanesine A desem şurası A, burası A. Aynı şekilde şuralar da A, A, A diye geliyor arkadaşlar. O zaman alan şurayı taban olarak alıyorum paralel kenarda 4A çarpı arkadaşlar. Şu tarafı da ne olarak alıyoruz? 2, 4, 6A onu da yükseklik olarak düşünüyorum. Şimdi buradan işlemimizi yapıyoruz. Taban çarpı yükseklik alandı. Şuradan arkadaşlar 6'lar şut. Şu 4'ü şutladım. Arkadaşlar 12. A kare eğer 12 ise her iki tarafın kare kökünü alırsak buradan A eşittir 2 kök 3 olarak bulunur. Bizden istenen şey ne? Dikdörtgenin alanını istiyor benden. 30 birim kareye ayırdığıma göre aslında bunun bir tanesi ne olur? A kare olur. O zaman ne diyebilirim? 30 çarpı A kare diyebilirim. A kareyi biz az önce 12 bulmuştuk şuradan bakarsak. O zaman 30 çarpı 12 o da 360 birim kare olur. Buradaki dikdörtgenin alanı. Doğru cevabımız E şıkkı. Bir sonraki soruya bakarsak arkadaşlar. Bir sonraki soruya. Yükseklikleri toplam 15 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki iki tahta blok aşağıdaki gibi birbirine vidalanacaktır diyor. Fatih mavi bloktan vidalama yaparsa vida kırmızı bloğa en fazla 4 santimetre. Maviden yaparsa şuradan kırmızı bloğa ne yapıyor? En fazla 4 santimetre geliyor. Şuradan vida ne yapacak? Aşağı doğru gelecek ve aşağıda şuraya buraya 4 santimetre gidecek. Eğer kırmızı bloktan vidalama yaparsa şurada olduğu gibi mavi bloğa en fazla 1 santimetre. O zaman şuradan burası alt tarafa 1 santimetre geliyor. Fatih'in kullandığı vidanın uzunluğu. O zaman mavi bölgenin uzunluğuna arkadaşlar şuraya ben M desem mavi bölgenin. Şu kırmızı bölgenin uzunluğuna da K desem aslında mavi artı K yani mavi ve kırmızı bölgenin uzunlukları toplamı 15 santimetre şurada yazıyor. Şimdi ben burada şu vidanın boyuna arkadaşlar V desem o zaman vidanın boyu neye eşittir? Şuradan mavi yeri geliyor bakın dikkat ederseniz. Şuradan mavi yeri geliyor. Altı üstüne artı üzerine 4 birim daha gelmiş. O zaman şöyle diyebilir miyim? Mavi artı 4 santimetre geldi. Peki olaya buradan bakarsak arkadaşlar. Şuradan yine vidamız ne yapıyor? Şu kırmızı yeri tüketiyor, bitiriyor. Bir de üzerine 1 santim daha geliyor. Yani buradan aynı şekilde vidanın boyu değişmiyor.
Diyorum ki vidanın boyu eşittir. Şuradaki kırmızı uzunluk artı üzerine bir birimlik daha aşağı mavi bir tahtaya gelmiş. Buradan M artı K'nın 15 olduğunu biliyoruz. V'yi arıyoruz biz vidanın uzunluğunu. O zaman bunu güzelleştireyim. Buradan arkadaşlar mavinin uzunluğu vidanın boyundan 4 cm eksik. Kırmızı bölge bu biri bu tarafa alırsam vidadan 1 cm eksik. Bunları taraf tarafa topluyorum. Mavi ile kırmızının toplamı 15. Burada ne var arkadaşlar? 2 tane vida eksi 5 oldu. Eksi 5'i bu tarafa şutladım. Hürmeten küçükler büyüklerin ayağına gider dedik. 2 ve buradan her iki tarafı arkadaşlar 2'ye bölersek 2'leri şutluyorum. Demek ki vidanın boyu arkadaşlar 11'inmiş. Hemen getirip C şıkkını ne yaptık? İşaretledik. Bu sorumuzu da geçiyorum. Şekil 1'deki ikizkenar üçgen biçimindeki kartondan 6 tanesi kullanılarak ikizkenar üçgen, burası önemli. İkizkenar üçgense demek ki bunlar eşit arkadaşlar. Öyleyse şu açılar da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani şuna alfa dersen burası da ne yapacak? Alfa olacak. 6 tanesi kullanılarak bir D doğrusu boyunca aralarında boşluk kalmayacak şekilde her birinin tamamen göründüğü şekil 2'deki desen elde ediliyor. D doğrusu üzerindeki A noktası bu kartonların taban köşelerinden biri olduğuna göre X açısı kaç derecedir diyor. E şimdi arkadaşlar şu vatandaş nedir? Buradaki ikizkenar üçgenim. O zaman şuradaki açım ne olacak? Alfa olacak. E şu da bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin alfası, 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 alfası oldu bakın. Şunlar hep kısa kenarlar olmuş oldu. O zaman burada 6 tane alfa var. Burası bir doğru açı. Bunun bu tarafı böyle, doğrunun bir tarafında 180 derece olacak. Buradan arkadaşlar alfa eşittir ne diyebiliriz? 30 derece diyebiliriz. Eğer alfa artık 30 derece ise şurası da arkadaşlar ikizkenar üçgenimizin bakın geniş açının gördüğü kenar. Buraya çift çizik dersek bakın şu geniş açının gördüğü, şu da geniş açıya ait bakın. Şu üçgenin geniş açısını görüyor. Bu da bu üçgenin geniş açısını görüyor. O zaman şu alfa dediğimiz yer arkadaşlar şu arası, şu açı 30 derece ise o zaman buradaki şu üçgenimiz nedir? Şuradaki üçgen 30 75 75 üçgen olacak. İkizkenar üçgen olduğu için. Demek ki şuradaki açımız 75 derece, şuradaki açımız da 75 derece. Buradaki şu üçgen az önce olduğu gibi 30-30 olacağından dolayı şurası 30. Öyleyse burası 75 dediğimize göre tamamı 75'ten 30'u çıkarırsak geriye ne kalır arkadaşlar? 45 derece kalır. Demek ki bizim x açımız arkadaşlar 45 dereceymiş diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ve bu sorumuzu da geçmiş olduk. Bir sonraki soruma bakıyorum. Bir katı cisim sorusu. Taban yarıçapı R yüksekliği h olmak üzere burada hacim formüllerini vermiş bize. Prizmanın hacmi pi r kare h. Piramidin hacmi 1 bölü 3 pi r kare h formülleriyle hesaplanır. Şekilde yükseklikleri 9 cm. Yani yükseklikleri eşit. Yükseklikler eşit. Buradan bunu anladık. 9-9. Taban yarıçapları eşit. Dik koni ve silindirden bir düzenek oluşturulmuş. Koni su ile tamamen doldurulup şunu tamamen suyla dolduruyoruz. A musluğu açılıyor. Konideki suyun tamamı silindire boşaltıldığında silindirde tabandan itibaren su seviyesi kaç santimetre olur diyor. Şimdi buradaki hacim formüllerine bakarsanız arkadaşlar burada prizmanın hacmi pi r kare h, şurada piramidin hacmi pi r kare h 1 bölü 3 ile çarpılmış. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Aynı tabana ve aynı yüksekliğe sahip. Aynı tabana, aynı yüksekliğe sahip bir silindir ile bir koninin kıyasladığımızda eğer bunun hacmi v kadarsa bunun hacmi 3v kadardır. Bunun hacim formülü pi r kare h, h yükseklik taban dairesinin yarıçapı r, taban dairesinin yarıçapı r, yine yüksekliğimiz arkadaşlar şurada h kadar. Bunun hacim formülü pi r kare h taban alan çarpı yükseklik. Bir de biz bunu ne yapıyoruz? 1 bölü 3'e bölüyoruz. İşte 1 bölü 3'e bölmemizin sebebi aynı taban ve aynı yüksekliğe sahip bir piramit ile bir prizmayı kıyaslarsak prizmanın hacmi piramidin hacminin 3 katıdır. Burada da aynı taban ve aynı yükseklik olduğuna göre
Bunun hacmi V kadarsa bunun hacmi 3V kadar. Buraya dökülen hacim V kadarlık su geleceğinden dolayı şurası V. Şunu çizersek orta kata V, burası V. Demek ki şöyle 3 eşit parça olacak. Demek ki suyun yüksekliği 3 olmalı diyoruz. 39. soru. Birbirine eş 3 paralel kenar. Bakın birbirine eş 3 paralel kenar. Bir düzleme AB ve C noktaları doğrusal. ABC noktaları doğrusal. Ve tamamının gözükebileceği bir şekilde yerleştirilmiştir. Paralel kenarın kısa kenarı 7 birim. Şurası bakın kısa kenar 7. Aynı şekilde arkadaşlar kısa kenar 7. Kısa kenar, kısa kenar bunlar. Şu bir paralel kenar olduğu için şurası kısa kenar. Şimdi uzun kenar 15 ise 15. Bunlar eş paralel kenarlar. Bizden de üst kenarına uzaklığını istiyor D noktasının. Şimdi o zaman 7 ile 15 arasındaki arkadaşlar şu açıya eğer siz nokta derseniz buradaki yeşil üçgende şu 7 ile şu 15 arası, burası da 15, şuraya da 8 kalacak. O zaman bu da nokta olacak. Aynı şekilde 7 ile 15 arasındaki şurası da nokta olacak. Niye? Eş paralel kenarlar olduğundan dolayı 7 ile 15'in arasındaki kalan şu açılar hep ne yapmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu 3 tane açı nokta 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 olduğuna göre bunun her birisi için arkadaşlar 180 derece doğru açı. 3'e bölüyorum. Demek ki her biri 60 derece. O zaman şurası da 60 derece. Bunu devam edersek bunlar paralel olduğu için burası doğrusal. Şurası 60. O zaman şuraya da ne kalacak arkadaşlar? 7 kalacak. Şurası 60. Burası 60. Yani şuradaki üçgen, şu içerideki şu sarıya boyamaya çalıştım şu üçgen bir eşkenar üçgen. Burası 60 olunca ters açılardan burası 60, 90, 60. O zaman burası ne yaptı? 30 oldu. Burada 90'ı gören 8 ise 30'u gören şurası 4. 60'ı gören x uzunluğu da ne yapacak? 4 kök 3 birim olacak. X'i de bulmuş olduk. Ve son sorumuz arkadaşlar. Eş iki çubuk bir zemine A ve B noktaları etrafında her iki yöne dönebilecek şekilde monte edilmiştir. 80 derece, 70 derece. Yine ne var? Eş iki çubuk var. Eş olduğuna göre arkadaşlar şu uzunluklar eşit demektir. Hangileri doğrudur diye soruyor. AD çubuğu saat yönünde 10 derece. Normalde şöyle çizersem AD çubuğu şu saat yönünde 10 derece. 80 dereceydi. Saat yönünde 10 derece dönersek bu tarafa doğru. Bu sefer ne yapacak? Şurası A noktası ise 10 derece döndüğünde aşağıyla 70 derece yapacak. Uzunluğu gene aynı. D buraya geldi. BC çubuğu saat yönünde 40 derece. Bu da saat yönünde arkadaşlar 40 derece dönecek. 70-40 daha. Demek ki 110 derece olacak. Şuradaki açı 40 derece döndüğünde bu tarafa doğru. Şurası C. Gene burası eşit. O zaman şunu birleştirirsek arkadaşlar 70-110 daha ne yapar? 180 derece. O zaman bu ikisinin toplamı 180 derece yaptığı için bu ikisi birbirine paralel demektir. Karşı durumlu açılar olmuş oluyor. Eğer paralel iki doğrunun arasından eşit iki tane uzunluk alırsanız A, B, diğerini de eşit uzunluk alıyorum diyelim şöyle CD ama şu iki uzunluk eşit. Bunlar da paralelse o zaman biz bu noktaları birleştirdiğimizde arkadaşlar şöyle şu oluşan şekil bir paralel kenar olur. Karşılıklı bu kenarlar eşit. Karşılıklı açılar ne yapacak? Eşit olacak. Ardışık iki açının toplamı da paralel kenarda 180 dereceydi. Artık şu ikisi paralel, şu uzunluklar eşit olduğu için bu bir paralel kenardır. Birinci öncülümüz arkadaşlar doğru. Mesela şunun biri yok. Hemen şutlayabiliriz. İkinci öncülüme bakıyorum. AD çubuğu saat yönünün tersine 10 derece. Saat yönünün tersine arkadaşlar 10 derece dönersek şunları siliyorum bu sefer. Bu saat yönünün tersi bu şekilde. Arkadaşlar şu 10 derece döndü. A o zaman burası ne oldu? 90 derece oldu. Boyu gene çift çizik. BC çubuğu saat yönünde 20 derece. Saat yönünde 20 derece döndüğü zaman saat yönünde ben bunu saat yönünü alalım. Şöyle. Saat bu tarafa doğru dönüyor arkadaşlar. 20 derece geldiğimde 70'ten bu da ne yapacak? Arkadaşlar 90 derece olacak. Burası B. Şu uzunluklar eşit. O zaman bunu birleştirirsek bu vatandaşın ne olması lazım? Bir dikdörtgen olması lazım. Dikdörtgen diyor. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Bakın bunun ikisi yok.
Bunun ikisi yok. Şurada E ile C arasında kaldık. Üçüncü öncülüme bakıyorum. Şurayı yine temiz diyelim. Ne diyor? AD çubuğu saat yönünün tersine 30 derece. Bu sefer AD çubuğu saat yönünün tersine ne yapıyor? 30 derece dönüyor. 30 derece dönersek 80-30 daha ne yapacak? Şu tarafa doğru oldu. 110 derece. A burası, D burası. Boyu çift çizik. Öbürü ne yapıyor? Döndürülürse ABC'de dikdörtgeni paralel kenar olur. Demek ki diğerine karışılmamış. Arkadaşlar diğeri B. Şurası C. Şu açı kaç derece? 70 derece. Bakıyorum şimdi. 110, 70 daha 180. Demek ki karşı durumlu açılar. Bu neyi garanti ediyor? Bu ikisinin paralel olduğunu garanti ediyor. Birleştirirsem artık eşit uzunluk paralellik var. Demek ki bu da bir paralel kenar. Bu da doğru. Demek ki arkadaşlar 1, 2 ve 3. öncüllerimiz doğru. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.